Şehirde, lağabımızda kimler derler? Hasal güçler derler. Evet. Peki. Sen bu mesleğe severek mi atıldın yoksa başka mesleğin de var mı? Çünkü besinler her dala atılır. Severek atıldım. Evet. Peki kaç yıldır yapıyorsun? 20 yıldır yapıyorum. Peki besindeki bu alışveriş seni tatmin ediyor mu? İleri yönelik bir şeyler ümitli misin? Hayır, tatmin etmiyor. Bitmiyor. Evet. Neden acak? İşsizlik, pahalılık. Evet. Pahalılık deyince vatandaşın alma gücünden alım gücü yok vatandaşın. Evet. Alma gücü düştü. Alışveriş kesildi. Ha ona bakıyorum ben. Eskiden şalvar giyerdik. Gıcır gıcır. Mendesler, evet. Şalvar filan. Evet. Şimdi bakıyorum şalvar da kalktı. Elbise de yok. Bir bezden pantolon. Ha? Evet. Bir kot pantolon çıktı biraz ya. Evet. Bu neden kaynaklanıyor? Bu da yine ekonomik yapıdan demek, evet. Ki. Çünkü adam ucuz giyiyor. 4-5 sene yırtılmıyor da. Evet. Arkadaşın alıp gücü yok. Evet. İkincisi şöyle bir şey sorayım senden de. Evet. Bu Besli'den niye göçtü bu bizim halkımız? Neden? Esnaf. Vatandaş işsiz. Ona göç. Evet. Sen de niyetlendin mi hiç? Tabii abim bir falan var İstanbul'da. Evet. Niyetlendim ama bir türlü gidemedim. Evet. Peki ikincisi de şu. Biz diyoruz ki bu aşağı şehirde ne güzel düğünlerimiz, şeylerimiz vardı, evet. Camilerimiz vardı. Ondan sonra hamamlarımız vardı. Bu, evet. Tarihi bir eserdi yani. Evet. Bu yıkılmaya neden, bu ilgisizlikten mi? Besne halkı buradayken Halil'i düşmedi. Evet. Ağzı Bey ise yine aslı yerinde duruyor. Bu sebep nasıl yıkıldı bunlar acaba? İlgisizlikten mi? Yoksa böyle bir talandan mı? Bağımsızlıktan. İlgisizlikten. Evet. Hani esnafta alınca bakan olmadı diyorsun. Eşekçiye, meşekçiye söktü dağıttı, evet. Sattı. Evet. Şimdi bir de şu, senden sorayım. Sen Besli'nin olarak bir genç olsaydın, sana deseler ki şu Besli'yi bir yere kur. Nereye kurardın? Soruyor. Bayardın abi. Bayardın. Niçin? Düzlük. Herhalde. Düzlük ve sağlam herhalde. Evet. Güzel. Şimdi biz Besli'yi, ben bu işi şöyle öncülüğünü yapıyorum. Bir folklorumuz. Evet. Aşağıda çalardık, oynardık. Ne güzel, evet. Zengin müziğimiz, genli türkümüz var. Evet. Ve aile kökenleri kayıp oluyor. Evet. Biz bunları kaybolmamak için Besliler Dayanışma Derneği'yle el ele vererek Besli halkının
çalışkanlığını, meziyetini, kültürünü bir film halinde arşiv yapacağız. Evet. Hani Besni'nin biliyorsunuz 3 kere yer değişti. Aşağı şehirden çıktı, bura batak. Buradan da gitti, başka da bir ev yaptı. Ne oldu? 3 sefer. Evet. Bu yıkımın karşısında da yine yılmayarak mücadele etmiş, memleketi halen de yani hizmeti vermekte. Onun için bir folklor kurmak istiyoruz. Besniler adına folklor. Evet. Ha. Siz de buna nispet menfi, yani maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Valla şu anda yok. Ulusal Akçerim. Yani maddi yön ön planda değil. Bugün Besniler bu maddi yönden destekleri çok yerimiz var. Bir de mesela tavsiye de var. İyi söyleyen olur, çalan olur. Şimdi biliyorsun eskiden böyle şeyler hoş görmezlerdi. Artık evet. Biliyor ki müzik insanlara ruhen evet. Bütün dünyayı etkileyen bir faktör. Evet. Bunda gelen acaba mı?